60 yaş üstü, hatta daha indi aslında baktığımızda yaş seviyesi, hani 40'ında, 50'sinde unutkanlık başlayan bayanlarımız ve erkeklerimiz var. Neler Evet. söyleyeceksiniz? Neden kaynaklı unutkanlık oluyor? Unutkanlık nedir? Neden kaynaklanır? Ve neler yapmalıyız? Evet, unutkanlık nedir? Her insanın beyninde takriben 80 ila 100 milyar hücre var, nöron. Evet. Her hücrede diğer hücreyle 10 bin defa bağlantılı. Dünyadaki bütün internet şebekelerini bir araya getirseler insan beyniyle kablo beynindeki kadar karmaşık yapıya sahip değil. Evet. Yani o kadar büyük bir sistem var beynimizde. Çok büyük bir kapasiteye sahip. Ama biz bunun çok azını kullanıyoruz. Yani kullanamıyoruz. Neden, niçin kullanamıyoruz? Yanlış bir kimyasal ilaçlar beyni tahrip ediyor. Abur cubur gıdalar beyne zarar veriyor. Efendim, spor Yine yanlış yapmamak, beslenmeyi mi değiniyoruz? oksijen yok. Sigara, alkol vesaire vesaire. Bir şey, birçok şey tetikliyor. Etken. Bir beyefendi bir de stresli yaşıyor. Çok yoğun, tempolu yaşıyor. Hanımıyla da biraz problemli. Şimdi bu yolda giderken hanımıyla da problemli. Çok problem yaşıyor. Şimdi arabayı sağa çekiyor. Nereye gidecektim ya diyor. Unutuyor. Unutuyor. Nereye gideceğini, arabayla otobanda gidiyor. Nereye gidecektim, ne yapacaktım? Çekiyor, düşünüyor, düşünüyor. Ha, falan yere gidecektim. Veyahut da çarşıda herhangi bir yere giderken aa ben neredeyim diyor. Sağına sonuna bakıyor. Nerede olduğunu unutuyor. Duruyor duruyor duruyor. Sonra hatırlıyor. Sonra devam ediyor. Yani o kadar ilerlemiş. Bana dedi ki ya ne yapacağız? Çok kötü durumda, korkuyorum dedi. Alzheimer'a yakalanmaktan korkuyorum. Ne olacak dedi benim. İlerleyen çünkü süreçleri Alzheimer'a gidiyor, Ondan değil sonra mi? Alzheimer. Yani unutkanlık, basit bir unutkanlık tedavi edilmezse Alzheimer. Çünkü beyinde proteinler amigdalin denen proteinlerin yapısı dokusu bozuluyor. Sertleşme meydana geliyor. Bu da beyindeki nöronların, sinir hücrelerinin ölümüne sebep oluyor. Yavaş yavaş Unutkanlık. beyindeki sinir hücreleri azaldıkça Alzheimer'a gidiyor. Eskiden düşünülüyordu ki insan vücudundaki işte hücreler ölür, onun yerine yeni hücreler faaliyete geçer ama beyin hücreleri doğuştan ölümüne kadar hiç değişmez, azalır ama çoğalmaz diye düşünüyorlardı. Son yapılan araştırmalarda beyindeki hücrelerin de çoğaldığı, çoğalabileceği, Evet. artabileceği, beynin fonksiyonlarının unutkanlığın da önlenebileceği yeni yeni buluşlar yapıldı. Mesela Avrupa'da, Amerika'da yine çok büyük çalışmalar var bununla ilgili. Nedir? Ormuz, bir metalin gümüş, altın, demir, magnezyum, platin gibi minerallerin yapısını, dokusunu değiştirmek. Ne demek bu? Bu şu demek. Mesela bir gümüş elementi düşünün. Gümüş işte milyonlarca bir topiğne Evet. başı kadar bir gümüş 2,5 milyon gümüş atomundan meydana gelir. Topiğne başı kadar bir gümüş 2,5 milyon gümüş atomundan meydana gelir. Bu gümüş atomları birbirine nasıl bağlı? Şurada bir atom, burada bir atom, burada bir atom, burada bir, şurada bir atom, böyle böyle sarmal, yani küpik bir bağ Evet. sistemi var. Biz bu bağ sistemini değiştirdik. Ne yaptık? Atomların arasındaki küpük bağı çözüp tespit gibi atomları dizdik. Buna monoatomik element denir. Yani biz artık altını, gümüşü, bakırı, demiri, magnezyumu metal olmaktan çıkardık, içilebilir hale getirdik. Evet. Nasıl ki eskiden ve hala şimdi de şekerden pamuk şeker yapıyorlar. Ben de burada gördüğünüz gümüşü pamuk gümüşe dönüştürdüm. Pamuk gümüş. Artık bu içilebilir. Evet. Yani metali içilebilir hale getirdik. Bismillah. İçiyorsunuz şu anda direkt. Tadı nasıl? Nasıl? Böyle sütü kaynatınız hafif yanar ya. Ona da Evet. biraz bal katarsınız işte öyle. O Çok kadar güzel. güzel Çok diyorsunuz. güzel bir tadı var.
bundaki zevki, tadı kolay kolay da unutamazsın. Tamak tadı bırakır. Peki yanmış. Ben bir şey merak ediyorum, aslında onu soracağım. Unutkanlıktan bahsettiğimiz için. Genelde hep denir ki yakın zaman unutulur. Eski zamanlar böyle aklımızda kalır. Onlar da yavaş yavaş unutulmaya başlar. Neden? Ona geleyim. Ona geçmeden önce şurayı unutmayın ben de. Peki. İşte devam edin siz. Bu beyefendi çok unutkan olan kişi. Dedim ki Ormus deneyelim. Çünkü bu denenmiş Avrupa'da, Amerika'da. Hatta altından yapılanı çok daha fonksiyonel. Evet. Astral seyahat yapmak isteyenler için özel o bir şey üreteceğiz. Kendim için üreteceğim. Öyle bir şey de var. Yani bir adam, bir derviş 40 yıl zikrettikten sonra belli bir mesafe evet. kat eder ya evliya olunca. Veyahut da her dinde var. Şamanist'te var. Budist'te de var. Hindistan'da da var. Her dinde mitistik, mistik ibadetler sonucu belli bir yere ulaşır bazı insanlar. Bizim dinimizde de var. İşte bunu biz özel bir altından ormus üreteceğim. Önümüzdeki günlerde onun üzerine çalışıyorum. 40 yılda zikrederek gelinen noktayı 3-4 ayda aynı noktaya getirecek hale getireceğiz. Çünkü beyinlerin fonksiyonlarını artıracak. DNA'yı 10 bin kat hızlandırıyor beyindeki. Evet. Sinir hücresinin içerisindeki DNA'yı hızlandırıyor. Ormus. Bu vatandaş her şeyi unutan, yolda her şeyi unutan vatandaşımız, nereye gideceğim, ne yapacağım diyen veya tanıştığı kişinin artık her şeyi hatırlıyor ismini, mu? Evet, tanıdığı kişinin 2 dakika sonra ismini unutuyor. Öyle. 6. gün beni aradı. Dedi ki, hocam Allah sizden razı olsun. Ne oldu? Sabah sabah erkenden beni arıyor. Ne oldu? Ne var? Ya dedi, unutmuyorum artık dedi. Artık tanıdığı kişileri, konuştuğu kişileri unutmuyor. Artık her şeyi hatırlıyorum. Hatırlıyor. Problem yok. 6 günde. Çünkü bu beyindeki nöronları, içerisindeki sinir hücrelerin içerisindeki DNA'yı 10 bin kat hızla. Şimdi evet, bir insanın beyni bilgisayar gibi düşünelim. Bilgisayara bir program yüklediniz. Bastınız düğmeye, milyonlarca mail atar. Beyin de saniyede milyonlarca nörotransmitter gönderiyor. Yani postacı gönderiyor. Posta. Evet. Ona diyor ki şunu yap, buna diyor ki bunu yap. Herkese bir emir veriyor. Komut veriyor. Hücrelere, organlara, dokulara. Sürekli haber gönderiyor. Nörotransmitter beyin. Bu bunun hızını 10 bin kat hızlandırabiliyor. Böylece beyinde nörotransmitter yığılması olmadığı için ne oluyor? Problem ortadan kalkıyor. Şimdi mesela buranın elektrik donanımı diyelim ki kaplodan, şeyden, evet. bakırdan. Bakırdan olursa bir parmak kalınlığında bakır anca dayanır. En azından. Yoksa yanar kaplolar. Altından olsa kıl kadar ince bir altın kaplı yeterlidir. O kadar iletken. Bu nedenle bunu kullandıkça beynin fonksiyonları ne oluyor? Hızlanıyor, artıyor. Problemi yavaş yavaş çözülüyor. Evet. Alzheimer rahatsızlığı olan mesela bir beyefendi üniversitede 36 yaşında okul birincisi, hayata atılmış, çok zeki, çok bilgili her konuda, fakat kötü bir evlilik, sürekli hanımı baskı yapıyor, her akşam kavga kavga, çok yoğun çalışıyor, bir de her gün akşam problem yaşıyor. Adamcağız erken yaşta Alzheimer 36 yaşında. Çok genç. Çok genç yaşta yakalanmış. Normal olarak 60-70 yaşlardan sonra evet. olur. Nadiren böyle de oluyor. Çok çok yoğun bir çalışma temposu, stres. Bir de ailevi problemler böyle aniden yakalanmış rahatsızla. Aslında baktığımızda bu da bir duygusal sorunlardan kaynaklı mı? Sinir, stres, unutkanlığa neden oluyor mu? Tabii, çünkü tabii. anlattığınızdan baktığım zaman diyorsunuz ya aile yaşantısı, iş stresi, unutkanlık Alzheimer yaptı. Tabii tabii. Evet, yani dedim ki ya bu yani farklı bir durum. Evet. Şöyle yaparız, böyle yaparız, iyileştiririz. Demek yanlış yani. Nihayetinde 36 yaşında yaşlı bir insan değil. Yaşlı bir insan olan genç. Bir şeyler yapılabilir ama burada farklı bir durum var. Ne yapacağız? Deneyeceğiz dedim. Bir deneme yaptık. 6 hafta içerisinde ne konuştu anlaşılmayan şahıs, yani konuşuyor konuşuyor, kendi kendine konuşuyor. Kimse bir şey anlamıyor. Aile fertleri alışmışlar onun diline, ne demek istediğini anlıyorlar. Ama diğerleri siz anlamadınız. Başkaları anlamıyor. 6 hafta içerisinde konuştu anlaşılır hale geldi. 6 hafta içerisinde. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki söylediklerinizin ilmi bir değeri var mı? Bu kitapta
36 Ginkgo ile ilgili 36 ayrı klinikte 10.815 Alzheimer hastası üzerinde tedavi denemesi yapılmış. 36 ayrı klinikte 10.815 demans, yani Alzheimer hastası üzerine denenmiş. Evet. Etkisi %100 ispat edilmiş. Yani bana ait bir buluş değil, uluslararası bir çalışma. 10.000 kişilik bir hasta grubu, 36 ayrı klinik, takriben para olarak 400-500 milyon dolarlık bir çalışma bu.